Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hatice'nin mesajlarınızı gördüm. Size dönüş yapacağım en kısa zamanda. Bazı şeyleri toparlamam gerekiyor. O yüzden dönüş yapamadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Gördüm mesajınızı. Mutlaka dönüş yapacağım. Bazen öyle aksama olabiliyor bizde. Maalesef. Merhabalar hanımlar, hoş geldiniz. Yok yok, bir sorun yok, yani ne dediysem odur. Her şey geçerlidir. Sadece birazcık şey, ödemede bir sıkıntı yaşadık da, ama en kısa zamanda düzelecektir. Evet, merhabalar hanımlar. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olsun kızlar, çok güzel sürprizler hazırlamış. Gerçekten çok güzel bir duygu. Merhabalar, hoş geldiniz. Yok, polimer kilhem miller için bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçoğu usta zaten bu işe hamilelik döneminde başlıyor ve sonra da bırakamıyor. Yani o yüzden zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de tabii araştırmanızı tavsiye ederim. Yani ben bir zararını duymadım. Çünkü polimer kil çocuklar için bile uygun bir maddedir. Tabii çocuklar için ayrı bir kil vardır. Polimer kil kits vardır. Fima kits vardır. Onu kullanıyorlar genel olarak çocuklar için. Ama yine de hani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani kullanım hamileleri rahatlıkla kullanabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Hatice Hanım.
Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi şöyle mikropatlarımı hazırlayayım hemen. Hemen başlayacağız. Biraz çalışalım dedik çünkü epeydir sizlerle bir şey yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Oy, bir tanesini unuttum herhalde. Neyse şu uyar bunu. Galiba. Ya da şu. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Çok şükür. Saadetciğim hoş geldin. Birazcık şöyle bir canlı yayına çıkalım dedik. Bir şeyler yapalım. Bugün bir şey gördüm ve çok hoşuma gitti. Ya bayandır onu görüyorum. Bir türlü yapmak istedim ama yapamadım. Sen şundan bahsettin değil mi? Bunu göndereceğim. Yani bu hazır. Sadece bunun bir tane kanadı kopmuş. O da yere düştüğünden dolayı herhalde iyi sıvazlamadım. Yani sadece oradan düştü, kırılmadı. Dilek Hanımcığım hoş geldin. Kızlar, görmediğim kişiler varsa hepiniz hoş geldiniz. Evet, onu göndereceğim sadece. Şöyle kırmızı bir polimer kil aldım ben. Şöyle. Evet. Ondan sonra önce onlardan şöyle bir parçacık parçacık keselim. Küçüklerden sanırım 7-9 tane yeter diye düşünüyorum. Ben bunu bir yerde gördüm. Hani bayağıdır aslında denemek istediğim bir şey fakat bir türlü hani cesaret edemedim. Nereden başlayacağımı pek kestiremiyordum. Ama bugün sizlerle deneyebiliriz. Olur mu? Olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. En azından denedik deriz. Bu işler öyle yani. Her zaman ilk seferde olan diye olsun diye bir şey yoktur. Mutlaka pes etmeden deneyeceksin sonuna kadar. Ve ben şu an yanlış yaptım. Oradaki kuyruğuyla kestim bunları. O yüzden şimdi biz onları şu şekilde açıp açıp şunun sesini de kapatayım. Umarım telefonumun şarjı bitmez çünkü biliyorsunuz şarjım çok hızlı bir şekilde bitiyor yayınlarda. Yani elimden bir şey gelmiyor. Şarja takılı olduğu halde yine de bitiyor ve yine de bitiyor. O yüzden artık olduğu kadar idare edeceğiz. Bak, bu hamur da çok aşırı derecede yumuşak. Şimdi bakarım, eğer bununla olmazsa o zaman farklı bir renk alırız. Farklı bir renkte yaparız. Çok yumuşak. Durun, bekleyin 2 dakika. Ben daha farklı bir kırmızıyı alayım da. Aslında bu kırmızıyla yapmam gerekiyor ama hamurum aşırı derecede yumuşak. Ve yumuşak olduğundan dolayı da bana çok zorluk çıkartacak bu hamur. O yüzden ben şuradan şu hamuru alacağım. Ve onu az bir şey karıştıracağım öbürüyle. Şunu. Ki hem öbürü de yumuşamış olur birazcık. Yani şu. Bakın çok yumuşak yani. Bunun imkansız bir çiçek yapmak. O yüzden en iyisi. Tabii ki bir şey söylemek istiyorum. Yani buradaki yapım aşaması, detaylı yapım aşaması olan canlı yayınlar kayıtta kalmıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Kayıtta en fazla 24 saat kalıyor. Sonra ben onu kaldırıyorum. YouTube kanalıma geçiriyorum. Yani umarım YouTube kanalıma geçirebilirim. Oradan sonra tekrarını izlemek isteyen izleyebilir. Ama tabii ki bütün püf detaylarıyla ve noktalarıyla yine de sadece eğitimde verilecektir. Burada sadece kaba bilgiler olacaktır. Yani yine o kadar çok detay veremeyeceğim burada.
Çünkü biliyorsunuz bizim online eğitimlerimiz mevcut. Ve bu aralar çok çok yoğunuz çünkü yüz yüze workshoplarımız başladı. Şimdi inşallah Ekim'den itibaren İstanbul, Bahçeşehir, Başakşehir'de de bir atölyede sürekli bir workshoplarımız olacak hafta sonları. Fakat orada birazcık farklı workshoplar olacak. Orada genel olarak çocuk ve ebeveyn workshoplar olacak. Evet biliyorsunuz her ay iki sefer Şişli merkezinde yüz yüze workshoplarımız mevcut. İstanbul Şişli, Cevahir merkezine çok çok yakın. Yani hemen 5 dakika yürüme mesafede. Yani o yüzden İstanbul'da olan arkadaşlar her zaman katılabilirsiniz. Yüz yüze workshoplarımız çok farklı geçiyordur. Orada zaten herkes de hemen hemen bizzat kendim ilgileniyorum. Ve ürünü yapmadan kimse ayrılmıyor. Herkes kendi ürünüyle ayrılıyor workshop'tan. Yani orada yapamıyorum, yapmadım, yapamadım diyecek bir şey yok yani hiç kimsenin bir lüksü yok. Şöyle bir hamur. Şimdi ben bundan önce şu küçüklerden istiyorum. Şöyle ayıracağım. Hemen onu oradan alalım ki sonra çünkü zor olur çıkarmak. En küçük yapraklarımız. Fazladan yaptım ki yetsin. Dediğim gibi yani daha kestiremiyorum nasıl olacak. Ama umarım güzel olacaktır. Bunu istemiyorum. Çok büyük oldu. Şu mu daha iyi? Bence bu daha iyi ama bir bakacağız şimdi hangisi daha iyi oluyor. Şöyle bunlardan da ayıralım hemen köşeye. Bazen kopatlar çok kesmeyebiliyor. O yüzden hani yırtılabiliyor alt kısmında. O sorun değil. Alt kısmı pek görünen bir kısım değil yani. Sanırım tamam hepsini aldım. Merhabalar, hoş geldin Hamiyet. Birkaç tane daha büyük yapmak lazım. Sanki bu büyükler az gelecekmiş gibi duruyor. Yani fazladan olsun da az olmasın. Yine de açalım. En ince ayarında açalım. Ve keselim bakalım. Ne çıkacak orada? Tamam, bunu da hallettiğimize göre şimdi çiçeğimizi toparlayabiliriz. Şöyle bir parça hamur alacağım. Onu önce güzelcene yuvarlayacağım ve ayıracağım. Şimdi önce dallarını hallet. Oy dallarını diyorum. Önce çiçeklerin yapraklarını kendilerini halletmem gerekiyor. Bu aslında bunu
aletlerle de yapılabilir. Fakat ben hani genelde böyle pratik olan şeyleri, herkesin deneyebileceği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Canan Aziz eğitimi diyorum ya. Canlı yayına mı gelmek istiyorsunuz? Bunu ya şöyle çubuklarla yapılır veya şunu birazcık yapışmasın veya esas tekle yapabilirsiniz bunu. Ben de göremiyorum o zaman yazdıklarımızı altta olunca. Şöyle. Bunu mesela dotlarla da yapabilirsiniz. Eğer varsa. Fairy Art kim? Fairy Art da ortam birlikte yap, yani şirket sahibiyiz. Hani biz açtık ya işte, onunla birlikte ortağız biz. Fairy Art bizim satış sayfamızdır kızlar. Yani takibi alabilirsiniz. Satışlardan o sayfa sorumlu. Evet, yani yine de ben, yani öyle düşünün. Yani kökü aynı yerden geliyor. Sadece isimler farklı. Tabii, benim çalışmalarım tabii ki. Yani onları satışa orada sunuyoruz. Bu sayfada satış olmayacak. Burada sadece eğitimler, işte kısa kısa böyle yayınlar ve sadece paylaşımlar yani. Aa, bütün çalışmalar benim değil orada. Yani bu son gördüğün çalışma herhalde diyorsun, değil mi? Şey, Superman miydi neydi, yok, o benim çalışmam değil. O da yani bize ait ama ben yapmadım. Tabii benimkiler artık, birçoğumuz zaten bir bakışta anlarsınız benim olduğumu. Ama dediğim gibi yani hepsi orada benim değil. Bak bu yırtılmış. Evet, Batman herhalde, değil mi? Doğru. Evet, bugün farklı bir bardak paylaşılmıştı orada, doğru. Bütün yaprakları yırtıyorum bugün. Bir bakayım esas tekle yırtılır mı acaba? Esas tek de yapışıyor sık sık ya ona. Esas tek güzeldir yani, sevdiğim bir alettir ama ona da el alışması lazım bayağı. Şöyle. Tamam. Şimdi büyükleri de yapalım. Sunanımcım hoş geldin.
Evet, bakalım ne çiçeği olacak. Yani farklı bir konsept olacak. Hoş geldin Füsun'cum. Evet, bu arada arkadaşlar, online eğitimin indirim fiyatları bugün bitiyor 00'da. Bilginiz olsun. Katılamayan, yetişemeyenler, yani yarından itibaren web sayfamda olan fiyatlar geçerli olacaktır eğitim için. Tabii o fiyatları da web sayfadan bakabilirsiniz. Web sayfamızda kredi kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Hatta eğitime bile kredi kartla katılabiliyorsunuz. Taksitlendirme yapabiliyorsunuz. Artık öyle seçenekler mevcut. Yırttım bunu. Neyse, bazen yapraklar yırtılmış olabilir. Yani doğada da çünkü öyledir. Sorun yok yani. Teşekkür ederim. Ya daha çok şey yüklenecek. Füsuncum, daha çok eksiği var. Yavaş yavaş artık elimizden geldikçe oraya her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü malzeme grubumuz kapanacak artık. Yarından itibaren. Hangisi de buna mı? Yani bunu da alabilirsiniz. Bu da web siteye satışı sunulacaktır. 3 boyutlu, bu fanusun içinde olacak tabii ki. Malzemeyi nasıl alacaksınız? Yani bende satışta olan malzemeyi web siteden satın alabilirsiniz. Ama polimer ki malzemeden bahsediyorsanız, yani herhangi bir hobi dükkanda bulabilirsiniz onlar. Hobi dükkanlarda mevcuttur. Yani zaten Google'dan polimer kil malzeme diye yazarsanız birçok hobi dükkan çıkacaktır önünüze. Oradan rahatlıkla istediğinizi alabilirsiniz. Tamam Dilek Hanımcığım, malzeme listesini atmıştım ben, siz katıldığınız anda attım mı listeyi? Atmışımdır büyük ihtimal. Malzeme ve linkleri attım. Hatta bugün de attım malzeme listesi ve linklere. Bir girin, bir bakın. Orada hatta hani birçoğunuz bulamayacak yerlerin şeylerini de attım. Linklerini attım direkt. Bir de eğitim grubumuza girin. Polymer Clay Türkiye School. Orada en altlarda malzemeleri nerede bulabileceğinizi yazıyor. Oradan alabilirsiniz. Yani oradan TO olarak kullanabilirsiniz. Yani nereden ne satılıyor, veya listede yazılan isimler var ya, hani liste attım ben bugün. Bakın aktif gruba bakın, WhatsApp'a. Malzeme listesini attım. Oradaki yazdığım isimleri yazarsanız Google'dan birçok yerden çıkar.
Ama hani illa ki bir yerden almak istiyorum derseniz, maalesef bir yerden bütün malzeme bulmak zor şu an. Çünkü mesela birisi varsa öbürü yoktu. Ya, o yüzden rahatlıkla hani o isimle Google'dan yazdığın zaman çıkacaktır. Ya birçoğusu hepsi burada.com'da mevcuttur. Direkt hepsi bir arada gelsin istiyorsan oradan alabilirsin. N11'de mevcuttur birçoğusu. Oradan da alabilirsin. Yani siz bayağı oldu herhalde katılalı. Kaç hafta mı kaç ay oldu katıldığınızı. Yani bir an önce artık malzemeyi tamamlamanız gerekiyor. Ve dersleri izleyip yapmanız gerekiyor. Çünkü orada 100'den fazla bir ders mevcut. Zamanınızı değerlendirin derim yani. Ve ya malzeme gelene kadar en azından school grubuna girerek bol bol izleyin. Alttan yukarıya doğru her dersi inceleyin. Her dersi güzelce dinleyin. Çünkü sadece izleyip ve dinlemek bile çok faydası olacaktır sizlere malzeme geldikten sonra. O yüzden lütfen hani günlerinizi boşa geçirmeyin. Sadece girin ve izleyin. Malzemeniz gelene kadar veya malzemeyi tamamlayana kadar girin, izleyin. En azından hani birçok şeyin alt zeminini artık öğrenmiş olursunuz ve aklınızda kalmış olacaktır. Ha tamam, yeni katıldıysanız işte dediğimi yapın. Malzemeniz gelene kadar izleyin dersleri, tamam mı? Ha, bulamadığınız malzeme olursa yine bana WhatsApp'tan özelden yazabilirsiniz. Numaram vardır zaten sizde. Yoksa da aktif gruba girin, orada benim numaramı bulacaksınızdır. Karşılığında Zerçin Duru Yağız yazıyordur numaramın karşılığında. Ben olmasam orada adminlerimiz vardır. Onlara danışabilirsiniz her zaman. Herkes size yardımcı olacaktır. Hani hafta içi orası konuşmalara açık değil ama özelden her zaman ulaşabilirsiniz. Ve emin olun ki yardımcı olacağız sizlere, tamam mı? Şu an pek fazla bir şey almanıza gerek yok. Ben zaten hani daha önce de söylemiştim. Önemli olan işte hamurun 7 rengini almanız gerekiyor. Birkaç tane alet ve başlamanız lazım. Çünkü mesela bakın, deminden ben kürdanla yapıyordum bunları. Yani illa ki esas desteğin şu an olmasına gerek yok. Kürdanla bile çoğu şeyi yapabilirsiniz. Ama başlayın yani, günlerinizi boşa geçirmeyin. Çünkü her gün en az 1 saat çalışırsanız çok hızlı bir şekilde çok güzel bir başarı elde edersiniz. Ama çalışmazsanız o başarı hep ertelenecektir. O başarı hep yavaş yavaş ilerleyecektir. Hem siz sıkılırsınız çünkü hızlıca ilerlemiyor. Hem de yorulursunuz. O yüzden malzeme yokken derslerinizi izleyin. Girin school grubuna, en altlara gidin. Her postu güzel güzel inceleyin. Video olan yayınlarımızı güzelce dinleyin. Anlamadığınız bir şey olduğu zaman mutlaka sorun bana veya adminlere. Her zaman yardımcı oluruz. Tamam mı? Elif Hanım hoş geldin. Şimdi eğitimde çok kişi, yeni kişi var. O yüzden yeni kişi olunca yine bazen inanın ki profiliniz olarak hatırlamayabiliyorum. Hani hatırlatın her zaman işte ben de sizin eğitimdeyim diye. O zaman hani daha net hatırlamış olurum. Çünkü hani bazı isimler, hani ben isim hafızam zaten çok 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 zayıftır. Vallahi süpersin Hamiyet Hanım. Sarıçkı Priviyet. Seninki zaten sınırsızdık. Sınırsızdı, artık ömür boyu benimlesin. Allah'ın izniyle yani. Mesela Hamiyet Hanım çok güzel çalışmalar çıkarır. Çok kendine özel, böyle kendi has bir imzasıyla bir çalışmalarıdır. Yani bir de herkes kendi yönünü buluyor zaten ister istemez polimer kilde. Yani çünkü herkes her şeyi yapacak diye bir kaydı yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş herkes her şeyi öğreniyor. Ama yine de kendi yönünü bulmuş oluyor. Çünkü kimisi mesela küçük objeler yapmayı çok seviyor. Kimisi daha çok bardak çalışmayı seviyor. Kimisi daha çok mesela ne bileyim hani çiçek tarzında çalışmak daha çok seviyor.
Kimisi sadece işte ne bileyim hani tokalar yapmak istiyor. Neyi değiştiremiyorum? Değiştiremiyorsunuz. Değiştiremiyorsun. Neyi değiştiremiyorsun anlamadım ki. Ha şey ya, tarzı evet. Ya tarzı zaten belli oluyor şimdi bak. 2 senedir elim oturmuş oluyor artık. Hani az bir şey değil ki. 2 sene dile kolay yani, düşünsene. Her hafta her hafta bir ders. Bir de derslerden hariç yani kendiniz çalışıyorsunuz. Kendiniz bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kendinize özel yeni bir şeyler. Mesela ben birçok kursiyerimin daha sadece ismini bile misal ediyorum, fotoğrafta logosu yoksa anlayabiliyorum kimin çalışması olduğunu. Çünkü yani az çok biliyorsun yani kimin tarzında bu çalışma veya kim çalışabilir bunu. Hani az çok artık şey yapabiliyorsun, ayırt edebiliyorsun yani. Ama birçoğumuzun eli çok hızlı değişti. Ve bu çok sevindirici bir olay. Neden? Çünkü demek ki ben doğru yoldayım ki doğru bir şekilde size sunuyorum ki eliniz bu kadar hızlı değişiyor. Yani değişiyor dediğim gelişiyor yani. Daha kaliteli bir iş çıkartıyorsunuz. Daha farklı bir ürünler çıkıyor. Hani artık daha böyle özgüven daha çok geliyor. Ve bu çok çok belli oluyor. Yani çalışmalarda bir kere bakman yeterli oluyor zaten. Şimdi ben bunu yaptım. İnşallah umarım ki bu hamur bana yeter. Umarım ki. Yetmezse de artık Allah büyüktür yani. Herhalde yine de hamur yoğuracağız ve rengini tutturmaya çalışacağız. Şimdi normalde aslında eğer bunu mesela kopat diyorum, kürdanla yapsaydık buna dokumata gerek kalmazdı. Fakat ben esas tekle yaptığım için dokumat kullanmak daha iyidir. Çünkü daha böyle şişeye yakın bir şey olur. Benim şöyle bir kopatım var. Aha, onu kullanmaya çalışacağım. Hem küçükler için. Küçükleri hatta şöyle ikişer ikişer koyabilirsiniz ki doku versin. Gerçi küçükleri biz şeyle açtık, kürdanla açtık, o yüzden pek buna ihtiyaç olacağını da düşünmüyorum ama yine de üstünden geçelim diyorum. Tabii tabii aynen. Şöyle. Tamam. Şimdi büyükleri de geçelim. Büyükleri mutlaka geçmemiz gerekiyor. Çünkü onların dokusu tam böyle şey, dokusuz yani oldular. O yüzden dokusuz olunca birazcık garip durabilir çiçekte. O yüzden en doğrusu dokusunu vermektir. Hani tabii ki dediğim gibi yani çubuk şişle çalıştıysanız evet o zaman dokusu dokuya gerek kalmaz. Çünkü zaten o çubuk doku veriyor ve müthiş bir güzel bir doku veriyor. Benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ama ben bunları genelde esas tekle çalıştığım için
Aa, bunu daha çok geçmeye tercih ediyorum. Yani doku vermeye tercih ediyorum. Gerçi şöyle bir şey var bir de. Bütün doku kalıplar güzel bir doku vermiyor. Neden? Bazıları çok çok kaba doku veriyor ve hiç hoşuma gitmiyor. O zaman çiçek böyle çok yapay gibi duruyor. Zaten yapay ama o böyle tam böyle bağırıyor yani. Çok kalınlaştırıyor görsel olarak. Şeylerini kalınlaştırıyor, yapraklarını. Şimdi bakalım bugünkü gördüğüm şeyi yapabilir miyim? Herhalde. Umarım yaparım diye düşünüyorum. Hilal'cim hoş geldin. Hilal'cim dediler hocam bir sürü işim var senin ne işin var yayında. Vallahi Hilal'cim yani biliyorsun yayın olmazsa olmazlardan bir tanesi. Remzi Hanımcığım hoş geldin. Tırfıl Sanat hoş geldin. Bu da bizimkilerden ama ismini hatırlamıyorum. Sayfanı tam aklımda tutamadığım için. Valla Hilal'cim inan ki var ya yani 40 ne derler 40 tilkiyi aynı ipte tutmaya çalışıyorum. Hocam ben size söylemiş miydim? Aa gerçekten. Yok söylemedin. Hadi canım inanmıyorum. Ay sakın Zerçin duymasın. Vallahi ister yoksa. Sakın bak. Oo, çok sevindim ya. Ondandır o böyle. Tipsiz. Teşekkür ederim Hilal'cim. Ya zaten diyorum ya yani Hilal, Saadet, Rukiye, Bilge yani bana bu işlerde yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Ve ayrıca kursiyerlerime de çok çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Yani iyi ki varsınız. Valla sakın bak yoksa var ya çıngar kaldı diyor. Hatta sen demiştin ya bebeği olursa veririz sana sakın. Oh, ondan sonra benim işim çoğalır sadece. Şimdi bakın şuradan bir parça hamur aldım. Onu şu şekilde yapmam gerekiyor. Şöyle. Ve şimdi önce biz küçüklerden başlayalım. Ay bu çok mu kalın oldu burası? Evet. Yine büyük kesiden çalıştım. Daha küçük olsun bence. Ortası daha böyle şirin olursa yani daha küçük olursa bence daha güzel durur diye düşünüyorum. Tatilden ne? Tatilden bugün döndüm. Ha bugün döndüm. Dün yazamadım geçmişte. Teşekkür ederim Remzi Hanımcığım. Valla kızlar da hepsi sağ olsun. Çok güzel bir doğum günü yaptılar. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Yani arayan, soran, kutlayan herkese çok çok teşekkür ederim. Yani böyle şeyler insanın hayatında gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Vallahi deneyeceğim şimdi bir şey gördüm. Ya bayağıdır o çalışmaları görüyorum da bir türlü böyle nereden başlayacağımı kestiremiyordum. Bugün tesadüfen bir şeye denk geldim. O yüzden onu deneyeceğim.
Yani birazcık farklı bir konsept yani. Farklı dedim, hani bir buket değil bu, bir çiçek sadece. Ve ben her zaman şey düşünüyorum, acaba o çiçek nasıl oraya yerleştiriliyor? Hani çünkü konsepte biliyorsunuz biraz tekniği farklı. Yani umarım bunu yapabilirim. Bizim kızlardan bunu yapan vardı sanki. Bir iki kişi de gördüm ama yani benim istediğim o değildi. Biraz farklı benim istediğim. Şimdi küçüklerin hepsini buraya ekledim ben. Bakalım devamı ne olacak bunun. Bunlar birden büyük yaprağa geçiyor. Aslında birden büyüğe geçmemesi gerekiyordu. Orta boy yaprak da lazımdı ama bende tabii orta boy yaprak yok. Bende direkt büyüğe geçiyor. Şöyle. Ondan sonra başlayalım. Bunlardan ne yapalım? Bir bakalım. Gerçekten ama çok büyük ya. O zaman ben ne yaparım? Ben ne yaparım? Ben şimdi birazcık daha farklı bir hale veririm onu. Ya yok, çok olmadı da umarım benim şarjım bitmez. Çok fazla bir şey olmadı aslında ama şurada bir tane orta boy şeyim var aslında. Kopattım. Şimdi hemen onunla deneyeceğim. Tamam. Hemen 2 dakikada onu alayım. Çok olmadı Rukiye'cim, yani yetiştin, daha bir şey yapmadık, sadece kesip kesip yaprakları inceltiyorum. Şöyle. Bence bu tam yetmeyen bir parça yani orta boylara. Sevilcim hoş geldin. Tamamdır, polimer kilit diyecektim. Hilalcim, ben Hilal'e önce baya bir epey zamandır, habire Nihal garibanım hiç itiraz etmez de artık baktı ki yani bir şey söylemekte bir faydası yok çünkü yine de Hilal diyorum. Oy, Nihal diyordum. Neyse işte, neyse yani şey ismini aklıma kazıdım yani artık. Yoksa hep diyorum ya, ben isimleri çok karıştırırım. Hoş geldin Sevilcim. Hep Nihal'le gittik yani. Bir sene filan gitmişindir. Garibanımın eğitimi bitti. Biz hala hilalleşiyorduk. Oy, Nihal'leşiyorduk. Sonra artık dedim ki yani ayıptır ya. Hep Nihal. O da hiç sesini çıkarmaz daha. Hiç. Birkaç sefer söylemişti, vardır hocam ben Nihal değilim Hilal diye. O kadar yani, sonra da artık baktık ki o da saldı yani, diyor ki hocama ne söylesin. Boş, yine aynı şeyi yapıyor. Evet, sağ olsun, siz anlıyorsunuz zaten. O da artık diyorum ya, Hilal, Nihal de artık anlıyordu yani ona söylediğimi. Bunu da yırttım. Neyse, bir bakalım. Hemen bir toplayalım onu biz. İstediğim parça sanırım bu yapraklar olacak. Çünkü birden büyüğe geçmek çok iğrenç dururdu.
Tamam. Bir bakalım hemen. Şöyle. Şuradan başlayacağız. Evet. Bunları da daha düz topluyoruz. Böyle hani şeyde satranç tarzında topluyoruz. Şöyle. Ha, çiçek yaprağı çok sabır isteyen bir iş ya. Bir kat daha yapacağım bundan ama benden bana yetmeyecek sanırım. Ha, olsun artık yettiği kadar. Şimdi şuradan birkaç tane daha çıkaracağım. Tamam. Daha bizimlesin Sevilcim. Daha bir sorun yok yani. Daha gruptan çıkarılmadı. Sen kendi çalışmalarımla meşgul görüyorum. Yani önemli olan işin olsun, önemli olan siparişlerin olsun, önemli olan sen hep meşgul ol. En önemlisi budur. Ha, eğitim konusunda daha buradasın, yanımızdasın. Şimdi şöyle birkaç tane daha yaprak açacağım onun için. Çünkü o son kalan tek kaldı yoksa. Tabii tabii çok yorucu ya. Hamiyet Hanımcığım. Yani çiçek en uğraştırıcı bir çalışmadır. Ay ne demek Sevilcim ya. Acayip sıcak. Bugün yağmur bir geçti böyle sabahleyin. Sözde bütün gün seller akacaktı ama yok yani. Kıyıdan köşeden gösterdi kendini gitti. Aslında birazcık böyle yağsaydı belki ferah vardı. Ortalıkta yok. Ben hemen dokusunu da veriyorum. Zaten iki tane yaprağım kaldı şurada. Onu da yaptık mı? Herhalde tamam. Vallahi bilvalla bizde yağmadı hiç. Ne Beyoğlu'nda ne de Alibeyköy. Oy! Ne de Alibeyköy'ünde yağdı. Hiç yani bana mısın demedi. Hadi canım. Aa, çok geçmiş olsun. Bak depremi duymadım ben ha. Bayağı salladı mı yani? Yoksa böyle hani küçükten küçükten mi salladı? Ya sıcakken öyle oluyor ya biliyor musun? Çok sıcakken hep depremler olur nedense. Tamam. Şimdi şunu da bitireyim şöyle. Şöyle birazcık yapraklarını yamultmaya çalışıyorum. Artık tam böyle düz yaprak istemiyorum çünkü. Son şu parçayı da şuraya yerleştirdim. Artık büyük yaprakları kullanacağım. Şöyle büyük kırmızı pek görünmüyor şu an sizlere ama yani durum şu an birazcık böyle. Şuradan da birazcık şöyle. Bundan da birazcık şöyle.
bir katman daha koyacağım. Şuradan. Bunda da birkaç tane şey yapacağım, şerit yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Allah çok geçmiş olsun yani deprem olan hisseden herkese. Şöyle bir çiçek. Ama benim kırmızım yetmeyebilir. Sanki. Öyle görünüyor. Şimdi bakacağım. Şöyle olacak. Ve devamı gelecek ama bunu da biraz daha sanki bir kat daha yapmam gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bir bakayım. Evet, bence sanki bir kat daha olsun. Ondan sonra artık bakacağız ne kadar yetecek yani. Şuradan bir tane daha. Evet, şimdi bunu şuraya yerleştireceğim. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Bakayım ekranda nasıl görünüyor? Ekranda gayet güzel görünüyor. Biraz şöyle eğeceğim onu. Şimdi aslında şuradan şöyle bir kesmem lazım onu. Yaprakları zedelemeden ve şeyini kaybetmemesi gerekiyor. Şeklini, şemalini. Şöyle. Kupa figür workshop'u ne zaman olacak? Yani daha belli bir tarih veremeyeceğim. Ama takipte kalın, en yakın zamanda olacaktır. Şu an pazar günü zaten biliyorsunuz yaka broş var. Yaka iğnesi pardon. İşte herhalde bakalım yani ondan sonra belki yani çünkü sıralamayla gideceğiz. Ki hani hep takı olmasın. O yüzden yani şu an net bir tarih veremeyeceğim. Ama en yakın zamanda yapacağız. Şöyle. Bunu da buradan. Evet, sanki oluyor. İstediğim gibi sanki oluyor. Bakalım. Şöyle. Wait. Şöyle. Bir kat daha istiyorum. O yüzden şu kalan hamurlarımı hepsini oraya değerlendirmem gerekiyor. Umarım ki değerlendirebilirim. Yeter yani umarım ki.
Şöyle şundan alacağız. 1 2 3 ve 4 sanırım çıkıyor. Tabii uçları çıkmıyor çünkü hamurun çok az. Ama he ver odunu. Ver odunu. Şimdi şu tamam, burası güzel de şu kısmına bir şeyler daha eklemem gerekiyor. Ben bazen tereddüt ettiğin zaman her zaman bardağımızı ekrandan bakın. Yani evde de mesela bir fotoğraf çekin. Teşekkür ederim Füsun'u. Bir fotoğraf çekin ya da açın işte kameranızı, kameradan bakın. O zaman hani şeylerini görebiliyorsunuz, eksilerini, artılarını. Yani bunu her zaman evde de yapın bakın. O zaman çok farklı bir yönde çalışmanızı görürsünüz. Şöyle. Evet, aslında o kırmızı olmayacaktı. Daha da cart kırmızı olacaktı. Yani daha böyle kan kırmızı, ama kan kırmızıyı tek başına kullanınca çok çok yumuşak. Dedim ki hayatta tutmaz yani yaprakları. Bu bile şu an düşün yani her fırsatta devrilecekmiş gibi duruyor. O yüzden ay Füsun'cum, şimdi sen dedin ya böyle, o dedin ya, bayılıyorum. Birisi daha vardı burada. Hep bayılırdı değil mi kızlar? Seneler önce. Bir sene, iki sene önce. Ondan sonra tabii affedersin, bıçağını çıkardı onun. Hatırlıyorsunuzdur kim olduğunu. Yani eskiler hatırlar. Sonra bize düşman oldu. Hanımefendi. Evet, bir tane daha son yaprağımız. Bakalım, inşallah yeter. Şöyle. Nereye yazdım, neyi yazdım, malzeme listesine bak. İnternette diyorum ya. Sen WhatsApp grubunda yok musun? WhatsApp grubunda varsın. Yani ben seni almış olmalıyım eğitime başladıysan. WhatsApp grubunda vardır. Okey, bir ilgilenir misin sen buradaysan? WhatsApp grubuna bugün yazdım ben. Hatta bugün yeni bir kursiyerimiz geldi. WhatsApp grubuna malzeme listesini attım. Bir de şey attım. Söyle adını. Hem malzeme listesini attım hem de şeyi. Linkleri de atmıştım. Okey, buradaysan yazar mısın Dilek Hanım'a? Bir bak bakalım eğitimin grubunda var mı şey, WhatsApp'ta. Şimdi şey Rukiye yazacak size, tamam mı, özelden? Hey! Ay ay! İnanmıyorum sana. Sakin sakin Gülcüm. Relax, her şey yolunda. Tam Rukiye'cim, bir baksana arkadaşa. Ve benim şarjım 39'a indi ve şu an çok nedense aşırı derecede karanlık oldu ekranım. Neden öyle bilmiyorum. Siz beni görebiliyor musunuz? Şimdi Rukiye bakacak size, Dilek Hanımcığım. Siz yazın ona. Rukiye hemen yardımcı olur size. Ve benim ekran şu an acayip renksize dönüştü. Ben bakayım şeyi, nerede renk açma şeyi. Yo, sonunda duruyor ama. Kim o ya? Kim o eğitim veren laf atan? Hatırlamıyorum. He, ne olmuş? Bir şey mi olmuş? Dedikoduya gelelim hadi.
söylersin kim olduğunu sonra özelden. Ne olmuş sonra? Merak ettim bak şimdiki. Bize de çok lazım ya, meraklıyız biz öyle şeylere. Benim ekran şu an karardı kızım. Tamam. Yapabilir. Neden biliyor musun? Çünkü kendi beyni çalışmıyor da ondan. Bak. İşte lafımızı da soktuğumuza göre devam edebiliriz. Hem de bugün paylaştı. Allah Allah, kim acaba, merak ettim. Ben hiçbirisini takip etmiyorum. Takip etmiyorum ayrıca. Şu anki yaptığım gülümü bugün paylaşmış. Ha, şu ankini mi söylüyorsun? Diyebilir. Ne diyeyim yani? Diyebilir. Desin. Serbesttir yani. Diyebilir yani. Normal bu, insan. İnsanız hepimiz. O yüzden illa ki bir aksiyon yaşamak istiyordur insan. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Desin. Aksiyonlar onun olsun, ne diyeyim yani. Benim ekranım şu an karanlık, biliyor musunuz? Yorumlarınızı zor okuyorum çünkü zor görüyorum. Ben de başka bir şey oldu sandım, aman. Çok tatın yani. Olabilir. Yani ya, ben hepsini engelledim. Benimle ters düşen herkes engelledim. Neden? Çünkü zamanımı harcamak istemiyorum öyle boş şeylere. Ben onları yok sayıyorum yani. Boş insanların boş lafları. O yüzden kim ne yaparsa yapsın kendisi için yapıyordur ve kendisine yapıyordur. Grupta yoksun. Dilek Hanım, sen bana hani bu eşim rahatsız oldu, ben daha sonra başlarım diyen kişi değil misin? Söyle bakalım bana şimdi. Eğer oysan evet, o zaman grupta yoksundur. Çünkü biz seninle daha sonra başlayacağız demiştik, yanlış hatırlamıyorsam. Ben sana senden numara alayım. Ben şimdi ilgileneceğim seninle eğitimden sonra, tamam mı? Sen bana bir yazsana özelden. Profilin bende kalsın. Ben şimdi eğitimden diyorum. Videom bitsin, yayınım bitsin, ilgileneceğim seninle, tamam mı? Yani eğer sen eğitimi başladıysan grupta olmaman imkansız. Çünkü gruptan bilgileri atıyorum. Ama eğer hala katılmadıysan ve beklemede bıraktıysan eğitimini, o zaman tabii ki haliyle grupta yoksundur. Hoş geldin bir sen hanım herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada demek ki belki ya sen durdurmuşsundur, hocam ben daha sonra katılacağım diye bir durum oldu mu aramızda? Tamam, o zaman grupta yoksun. Sen ne zaman başlayacağım dediğin zaman başlayacaksın. Başlamadığın sürece grupta yoksun. Eğitimin daha başlamamış demek ki. Ama yok artık ben başlamak istiyorum dediğin zaman, çünkü ben seni biliyorsun daha önce de erkenden aldım. Ağustos'ta başlarsın diye, ama sonra senin özel durumların olduğundan dolayı sen dedin ki hocam hani daha sonra olabilir mi, dahil olsun, olur dedik, o yüzden grupta yoksun. Ama şu an başlamak istiyorum artık dersen, evet ben seni gruplara alayım o zaman, tamam mı? Yani ondan dolayı yoksundur. Bak, anlaşıldı yani. Çünkü ben normalde herkesi anında alırım yani, bekletmem. Yani işte bile dahil olsam o süreci uzatmamaya çalışırım. Bunu da şuraya bir sıkıştırmak istiyorum. Burası boşlukta kalmasın. Ve şunu da şunun altına vererek buraya sabit tutalım şöyle. Tamam, sen bana yaz eğitim yayından sonra. Hocam ben hani
Ne zaman katılmak istiyorsan bana yaz. Ben katılıyorum artık. Eğitimin başlasın de. Ben seni alayım eğitime. Ve başlarız, tamam mı? Çünkü hani senin durumu özel olunca sen kendin istedin hani birazcık sonradan başlasam olur mu diye. O yüzden büyük ihtimal senin grupta yoksun. Şöyle kızlar. Nasıl? Ya da şunu çıkarayım mı ya? Bunu çıkarayım bence. Hiç. Tamam, başlayabilirsem hemen seni bugün alacağım ve oradan bilgi atacağım sana. Ve notumuzu alacağız bugünden itibaren, yani yarından itibaren artık. 1 Eylül'den itibaren eğitimi başlamıştır diye. Tamam, tamamdır. Evet kız, yani birisi rahatsız da evinde, sen bana onu söylemiştin. Sen dur kızım, hastaydı dediğin yani hastanedeydin sen değil mi? Hatta sen kaporayı yatırdın. Ben seni karıştırıyorum herhalde birisiyle. Çünkü bende bir dilek var. Eşi hasta olmuştu. Aha, o Ağustos'ta başlayacaktı ama başlayamadı, aktardık. Ama onun profili farklı. Sense sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, kaporayı yatırdın değil mi? Evet, kaporayı yatırdığın için eğitime alınmadın. Yani eğitimin tamamen ücretini ödedikten sonra eğitime başlayacaksın. Yani 3 aylık katılıyorsan 3 aylık eğitimini ödedikten sonra, hani ben sana hatta belli bir Eylül'ün tarihine kadar zaman vermiştim hatırlarsan. İşte o zamana kadar ödeme yapmam gerekiyor. Yani indirimi kaybetmemek için kaporayı aldım ben aslında. O yüzden sen ödemeyi yaptıktan sonra bana de ki, hocam işte bakın ödemeyi yaptım, dekont budur. Ondan sonra ben seni hemen anında alayım. Çünkü ödemeyi bitirmeden, yani 3 ayın ödemesini tamamlamadan maalesef gruba alamıyorum. He, 6 aylık bir eğitime katılırsan, evet orada 2 taksit yapabiliyorsun. %50'sini şimdi yapıyorsun katıldığın anda ve %50'si de 1 ay sonra yapıyorsun. O yüzden sen karar ver, hangi aya katılmak istiyorsun. Ya da işte senelik olsa yine 2 taksit yapabiliyorum. Ona göre, o kararına göre ben seni gruba alırım. Yani o kararına göre ödeme yapman gerekir ki seni gruba alalım. Çünkü hani maalesef evet, hatırladım. Sen hatta hani şey istedin, hani toparlayana kadar kapora yatırsam olur mu diye. Yani neydi o? Yani belli bir miktar yatırdım hatırlarsan. İşte o yüzden hani sen hangi, kaç aylık katılmak istiyorsan önce ona karar ver. Eğer 3 aylık katılmak istiyorsan tamamen ödemesini yaptıktan sonra gruba alınacaksın, eğitime alınacaksın. Eğer 6 aylık veya 12 aylık katılmak istiyorsan, o zaman %50'sini ödemen yeterli şimdi. %50'sini ödüyorsun, %50'si de 1 ay sonra aynı tarihte ödemen gerekiyor. Böylece işte 6 aylık veya 12 aylık eğitime katılmış olursun. Anladın mı şimdi? O yüzden sen hani yarın seninle tekrar konuşalım, tamam mı? Evet, tamam. Biz çözdük olayı Rukiye'cim, teşekkür ederim. Evet, çözdük olayı. Çok çok sağ ol. Yani 2 dilek var bizde. Tamam, 12 aylıksa o zaman sana verdiğim tarihe kadar 12 ayın %50'sini ödemen gerekiyor. %50'sini ödedikten sonra bana haber ver. Dekontu at. Ben ödedim %50'sini diye. Ben sizi aynı anında gruba alırım ve eğitimine başlarsınız. Geri kalan %50'si de 1 ay geçtikten sonra, yani 1 ay aynı tarihte geri kalan ödemeniz gerekiyor. Ve tamam, bizimle 1 senedir birlikte olacaksınız, tamam mı? Yarın ben yine sana izah ederim, yazarım özelden. Oradan da konuşuruz tekrar. Ona göre siz ödeme yaptığınız anda söyleyin bana. %50'sini hocam yatırdım, İşte bu dekonttur diye ben hemen kontrol ederim. Ve sizi anında eğitim gruplarına dahil etmiş olurum. Anlaştık mı? Çünkü önce %50'sini yapmanız gerekiyor ki gruplara size dahil edeyim. Yani şu an sadece o indirimi belli bir tarihe kadar hala size bağlıdır yani. O tarihe kadar ödemeyi yetiştirmeniz gerekiyor. %50'sini sadece yeterlidir. Geri %50'si de 1 ay sonra.
Evet kızlar, bu tamam bitti. Şimdi şuraya birkaç tane çanak yapraklarını yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da zaten çalışmamız bitti sayılır. Tamam, anlaştık Dilek Hanımcığım. İyi oldu bak, hatırlattın bana yani. Yoksa ben öbür Dilek'le sizi karıştırdım. Bir tane Dilek daha var. O da birazcık erteledi eğitimini. Onun da eşi rahatsız da. Şimdi yani alıyorum şöyle bir yeşil. Bu herhangi bir yeşil olabilir. Hiç fark etmez. İstediğiniz yeşili kullanabiliyorsunuz. Şöyle makineden geçiririm birkaç sefer, karışsın bütün renkler diye. Çünkü 2-3 iki tane renk var arada. Hani başka bir yeşilin kalıntılarını da ekledim ona. Evet. Şuraya koyduk. Şöyle yarısını alalım buradan. Ve buradan şimdi şöyle çanak yapraklarımızı yapalım. Sanırım 5 tane yeterlidir ama ben fazladan yapayım. Çünkü biliyorsunuz benim sağım solum belli olmuyor. Bazen tutmuyor, bazen olmuyor, bazen elimize yapışıyor vesaire vesaire. Şimdi onu birazcık hemen geçelim şöyle üstten. Bunu aslında hani kalıba da koyulabilir ama ben kalıba koymak istemiyorum çünkü ben kalıpların bir çoğusunu artık atölyeye götürdüm. O yüzden şu an sadece şöyle yaprağın kendisi burada olacak. Şuradan hatta yarısını alayım. Ve şuraya en alt kısmına yerleştireyim onu. Şuraya. Burasını biraz sıvazlayayım. Sıradakini alayım. Oyt. Hiçbir zaman şöyle çekmeyin. Bakın birden çekmeye çalışınca kopuveriyor şu hamur, yani yarısı tezgahta kalıyor. O yüzden onu genelde böyle falçata yardımıyla çekmeniz daha doğrudur her zaman. Bunu da hemen şuraya yerleştirelim, ikinci yaprağımızı. Bunlar çanak yapraklar. Şuraya yarısını alalım buradan. Siz beni görüyor musunuz net? Çünkü dediğim gibi benim ekranım karardı epeyce. Şarjım bitmek üzere. Halbuki şarjda takılı olduğu halde şarjım bitmek üzere. Ama yapacak bir şey yok yani. Umarım bitirmeden kapanmaz. Umarım bitiririm de öyle kapanır yani. Şöyle. Bunu da şu kısmına koyacağım. Aslında bir tanesini şu en altta koymak istiyorum ama önce şunu yerleştireyim. Tamam. Bunu da hallettiğimize göre en alta da bir tane koymak istiyorum. Hani küçücük olsa bile bir tane olsun orada. Tamam, siz görüyorsunuz, sıkıntı yok. Merhaba Gülnur Hanımcığım, nasılsın bakalım? Şöyle şuraya yerleştireceğim. Bunu da buradan biraz keseceğim çünkü bu biraz kalın oldu oraya. Evet. Şöyle. Şöyle bakın. Şuradaki birleşme yerlerini şöyle. Tamam, şimdi geriye kaldı dalımız. Dalımızı da hemen aynı hamurdan yapacağız. Şöyle. İyi, iyisin, güzel. İnşallah bu hamurdan yaprağımıza da kalır birazcık.
Şöyle bir çiçek bence gül müthiş olmuş. Ben çok beğendim gülümü. Normalde bu tar yani gül yapmayı hiç sevmem. Gülü zaten kendisinde hiç sevmem. Yani ama yaptım. Şimdi şöyle açıyorum ince bir dal. Ona yakışacak bir dal olacak. Yani şöyle kalın bir şey koyamazsınız tabii ki de canlarım. Yani onu birazcık şöyle kibarlaştıralım. Şimdi böyle yapmak zor oluyor. O yüzden alıyorsunuz bir cam parçası diyecektim ama diyemedim çünkü benim cam parçalarım hepsi başka bir şey kullanıyor. Şu var. Bunu kullanayım. Hani aynı boyutta açılsın diye yapıyorum. Şöyle. Bir bakalım. Bir şey olacak. Olması gerekiyor. Da biraz daha açayım onu. Şöyle. Şimdi ben buradan kopartma. Şuradan şöyle hop şöyle yapacağım. Ve bunu buraya yerleştireceğim. Nasıl dalı? Bence gayet iyi değil mi? Aa, hadi ya. İyi hadi bakalım hayırlısı olsun. Bunu şöyle çaprazdan keselim. Şimdi şu dalı oraya sıvazlamamız gerekiyor. O yüzden ben şöyle şey alacağım. Silikon fırça. Birazcık onu önce şuraları toparlayayım. Ondan oy çok sürmüşüm. Ondan sonra şuraya onu tamamen sıvazlayayım. Hamiyetçim aynı mıydı? O şeyde. Eksizlik kişilerde. Şöyle. Bir dalımız. Şimdi bu dalın üstüne diken yapmamız gerekiyor. Şöyle. Dikenleri birazcık kahverengiyle yeşili karıştırarak yapmak istiyorum. Tam böyle inanmıyorum. Aynısı. İyi o zaman. Hadi ondan görmüş olsun. Hadi. Birazcık şey olsun. O da böğürlensin yani. Benden gördü yaptı diye. Şimdi şunu karıştıralım böyle güzel canım. Bu kahverengiyle. Ama bizim farkımız işte biz onu gösteriyoruz yaparak nasıl yapıldığını. Değil mi? Ya işte artık hepiniz yapabilirsiniz. Serbest sarısını yapın, pembesini yapın. Hangisini istiyorsanız yapın. Yarın da pembesini çıkaralım bunu. Şimdi bir tanesini şöyle kahverengiyle yeşili karıştırıyorum ki böyle diken renginde olsun. Biliyorsunuz hani şeylerin rengi, diken renkleri böyle tam kahverengi değil. Birazcık böyle yeşilimsile bir ansıması var. O yüzden biz de onu yapalım. Neyse demek ki aynı yerde bakınıyorduk bugün. İşte diyorum ya ayrılamıyorlar, kopamıyorlar benden. Şöyle alıyorum. Bir yuvarlak. Onu da böyle incecik sivrileştiriyorum. Bayağı bir sivrileştiriyorum. Sonra onu böyle çaprazdan kesiyorum. Şöyle. Şu şekilde. Sonra o iğneyi de o iğneyi de oraya yerleştirebilirsem yerleştireceğim.
Şöyle diyecektim ama şöyle. Şöyle. Dikeni. Fakat bunu iyice oraya sıvazlayayım, tamam mı? Yoksa kopar. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Bunu da. Bunu da biz bu taraftan şöyle yerleştirelim. Şöyle. Şuradan bir tane daha yapalım. Şuradan da bir tane koyalım. Böyle dikenli dikenli gül olsun. Yani kimse dokunmasın ona. Şunu biraz daha keseyim mi ben, şöyle çaprazdan. Çok uzun oldu dalı. Şöyle. Bir tane daha. Şöyle. Bunu da buradan yerleştirelim. Vallahi ama iyi. Hadi rahatladım. Bak şimdi bu yanlış oldu çünkü bu çok kalın oldu. O yüzden bunu ben alacağım buradan. Gerçekten. Ay, merak ettim. Ne olur bana ekran görüntüsünden biraz dedikodu yapalım. Şimdi milleti yeni tanıyanlar diyecek ki ne biçim hocaya habire dedikodu yapıyor. Yani ara sıra iyi geliyor hanımlar. Siz de deneyindir. Yani böyle şey, yani antidepresan gibi. Şöyle bunu da buraya. Teşekkür ederim Füsuncuğum ya. Ay valla bir hepimiz merak ettik yani, merak içinde bıraktı bizi hamiyet. Şuraya da bir tane yapayım. Ve tamam. Bak. Direkt gruba atıyorum yani. Allah'tan grubu kapattık var ya, konuşmalar yoksa siz bugün gece uyuyamazdınız yani. Dedikodu peşine dedikodu. Ondan sonra millet yeni gelenler kaçacak, diyecek ki hocam neler öğretiyorsun burada insanlara. Tabii ki benimki efsane ya. Burada tecrübe konuşuyor ya. Aşk olsun yani. Tabii kızlar hani şaka şakasın ama ne kadar çok fazla çalışırsanız o kadar işleriniz farklılaşacaktır. Şöyle. Evet, şimdi kaldı geriye bir tane yapracık. Şu taraftan, şuradan. Ve yeterlidir bence. Hem hocam hem sırdaşımı seviyor. Öğrencimi sizin için, ama böyle bir şey. Teşekkür ederim. Yok yok, gruba atma anam, yok. Tabii canım, gruba atma, sen ne diyorsun? Yok. Grubu dedikoduya kapattık artık. Grupta dedikodu yok.
İsteyen özel varsa. Dedikodu time yok artık gruplarda. Şimdi bir tane ben şurada bir kalıp görmüştüm. Çok benzeyen yaprağı da inşallah. Aa, şurada görmüştüm. İnşallah onu bulurum şimdi. Heh, buldum şu. Şunu kullanacağım. Şöyle. Neden onu kullanacağım? Tırtıklı bir. İkincisi de çok böyle benim istediğim bir model. Şimdi yaprak kalıbı bulacağım. Bir tane bekliyorum. İnşallah bulurum. Evde bir tane, çünkü diyorum ya kalıpların hepsine. Ben de istiyorum ekran görüntüsü. Hangi grupta yoksun? Varsın ya, şeyde, aktif gruptan bahsediyorum. Dedikodu grubu yok anam, sakın öyle bir şey yapayım demeyin. Valla kızarım öyle şeylere, sakın. Böyle şakasına söylüyoruz, bizim öyle dedikodu grubu yok anam. Daha neler yani. Valla burada totimizi kaşıyacak zaman bulamıyoruz. Dedikodu mu yapacağız bir de? Yok hanım. Şimdi şunu böyle şeye koyacağım. Doku kalıbına. Buradan da güzelce şöyle bastıracağım. Evet, şuna bakar mısınız? Müthiş bir şey oldu. Ve onu da şuradan. Vay gülcüğüm. Aşmışsın. Muhteşemsin Gülcüm. Vay işte bu vay yani. Kaç gündür biliyor musunuz bir video izliyorum. Ay var ya, takıldım kaldım o çocuğu. Şey var ya, bir tane küçük çocuk, hani ona diyorlar ben sana küstüm, o diyor ki ah bana küsmüş. 2 gündür evdekileri çıldırtıyorum bu lafla. Ama çok hoşuma gidiyor. Bir de çocuk böyle hani hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir de. Ah, bana küsmüş, şaşırmış. Niye küstü bu bana diye. Muhteşem olmuş kızlar. Bakar mısınız şuna ya? Ben buna bayıldım. İşte. Ben buna gerçekten bayıldım. Ügelin bittim. Seninki sınırsız değil miydi ya? Bunu da şöyle koyacağım. Bakın tam yatırmayacağım. Aa, şimdi ekranımın rengi açıldı. Ay gariban, telefonda güzel bir çalışma görünce hemen kendine gel. Şurayı birazcık kabartmalı böyle kalacak. Hani onu şey yapmayacağım. Bir tane yaprak bence yeterli. Sanki benim gördüğüm çalışmada bir yaprak var. Şuraya da bir yaprak konulurdu ama bence o çok abartılı olur, değil mi artık? Bence bu en güzeli. Evet, bardağı almak isteyen kızlar böyle bir siteden sahip olabilirsiniz canlarım benim. Ama bunun detaylarını ve farklı bir çiçeği, yani arka yaprağın arkası beyazımsı toz gibi görünen gülü yapacağız eğitimde. Bunu da baştan söyleyeyim. Demeyin hocam gösterdim burada eğitimde, niye göstermiyorsun? Sizlere de bunu göstereceğiz. Detaylarıyla göstereceğim. Burada hemen hemen birçok, yani hemen hemen hiçbir şey söylemedim detaylarla ilgili. O yüzden hani sakın telaş melaş yok yani. Eğitimde olanlar için ayrı göstereceğim ama hani hatırlıyor musunuz benim şeyim vardı, bu yaka iğnesi vardı gülden, şu yaprakların arkaları beyazımsı böyle kırmızı, yani kendisi kırmızı ama arkası beyazımsı, onu yapacağız yani biz eğitimde. O yüzden gayet relax kızlar. Şimdi birazcık şöyle kahverengi aldım ben, fakat o kahverengi sadece şuralardan geçeceğim. Ortasını hiç ellemeyeceğim. Ay ben de sınırsız kaldın sen. Niye öyle oldu? Ben de hep sınırsızsın, hala bizimlesin diye aklımda kaldı. Biliyor musun? Artık demek ki sensiz hayal edemiyorum eğitim grubumu. Şöyle. Şimdi üfleyeceğim ben kızlar, üstüne fazladan koydum. Şöyle.
Şöyle. Vay Gülcüm. Efsanesin Gülcüm. Şunun da böyle kenarlarına azıcık bir şey. Efsane, efsane. Şöyle yakından göstereyim bakın. Vallahi öyle kaldı, ne yalan söyleyeyim yani. Teşekkür ederim Füsuncuğum ya. Efsane. Yine de konuşturuyorsun yani canım benim hamurları. Şuradaki şu izi sıvazlamam gerekiyor. İşte aradaki farkı görsün o zaman değil mi millet? İyi olmuş aynı anda bir çalışma çıkar. Anam ben de çok kötüyüm ya. Aa. Yapma yani Gülcüm. Evet. İşte benim çalışmam bu. Ama şurayı yine tamamen sıvazlamam gerekiyor ki orası çok sırıtmasın, böyle iğrenç durdu orası. Şurası bakın. Şurada birleştirdiğim yer görünüyor. Onun orada olmaması gerekiyor. Madem çalışma muhteşem olmuş. Şimdi damlacıkları da koyarım. Oh oh oh. İçmede, kullanmada yanında yat yani, o derece olacak. Müthişsin Gülcüm. Sen çiçeklerden korkuyordun ama çiçekler senin ana şeyin oldu yani. Evet, işte budur. Kızlarım. Eğitim, o eğitim diyorum. Video yarına kadar buradadır. Yarından itibaren sileceğim onu. YouTube kanalıma aktaracağım. YouTube kanalımda izleyebilirsiniz kızlar. Bol bol izleyin. Çünkü orada aynı bu şekilde canlı yayını kopyalayıp oraya atacağım. Ki şey, ben de hiç gül sevmem biliyor musun Sevilcim? Ne bana hediye verilmesinden hoşlanırım. Yani severim, koklarım, hani hoşuma gider ama hiç koparıp da yani birisine hediye bile dahil etmem ve bana da hediye edilmesini sevmem. Yani kendim gülüm ama gülü pek seven birisi değilim. O hocam çok güzel olmuş, ne yaptınız diye girip bir bakayım dedim hocam. Ya hadi çıkın artık. Aklım sizde kalıyor benim. Bitirmem gereken bir sürü işim var. Ay kıyamam sana ya. Çıkıyoruz şimdi, bitti ya. Benim de telefonum zaten 2'de 1 artık. Çık çık deyip duruyor. Şimdi üstüne de yok, fincanın üzerine şu an çalışırken sürmedik. Zaten baştan izleyebilirsiniz yayını. Yarından itibaren YouTube kanalımda olacaktır. Elişe Aşkı 44. YouTube kanalımda benim buradaki profilimle bir ismidir aynı. Oradan birçoğu çalışmayı görebilirsiniz ve neyle bardağı yapıştırdığımızı ve nasıl bardakta çalıştığımızı da görebilirsiniz rahatlıkla. Yani bunu hiçbir kanalda başka göremezsiniz. Çünkü bizde birçok şey şeffaftır. Yani her şey değil ama birçok şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi buna biz damlacıklar yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Maalesef ki gösteremeyeceğim. Çünkü o eğitime ait bir şey. Ama epoksi ile de yapabilirsiniz. Bunu da baştan söyleyeyim. Rica ederim. Ne demek? Ayrıca online eğitimlerimiz mevcut. İstanbul'daysanız yüz yüze eğitimlerimiz mevcut. Workshoplarımız, günebirlik workshoplar. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve ben bu işte en iyilerden bir tane olmak istiyorum derseniz, her zaman eğitimimize kapımız açıktır herkes için. Eğitimle ilgili detaylar ve bilgiler benden her zaman alabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hatta bugün 00'da indirim fiyatlarımız bitmiş oluyor yarım saat sonra. Evet, yarından itibaren web sitede olan güncel fiyatlar geçerlidir. Evet arkadaşlar, yaptığımız çiçek bu. Üstüne damlacıkları koyacağım ama ekran dışında bunu yapacağım. Şu an bunu yapmayacağım çünkü
O bilgi maalesef ki benim can kurşerlerime ait olan bir bilgi. O yüzden onu burada paylaşamıyorum. Ama sizler de epoksiyle bunu yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Biz epoksiyle yapmıyoruz. Fakat sizler de epoksiyi değerlendirebilirsiniz bu çalışmada. Epoksi fırına girer. Bunu da baştan söyleyeyim. Fakat sizin kullanacağınız epoksi o iki maddeli bir epoksi olursa onu tabii ki fırınlamadan sonra yapın. Evet. Budur arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Yayının sonuna kadar oturduğunuz için de teşekkür ederim. Benimle dedikodu time yaptığınız için teşekkür ederim. İşte dediğim gibi yani bizim polimer kil dünyasına giriş yapmak istiyorsanız en kolay giriş ve en hızlı giriş ve en doğru giriş sadece ve sadece polimer ve Türkiye School eğitimindendir. Çünkü tüm şeffaflığıyla, tüm doğrularıyla, tüm püf noktalarıyla sadece ve sadece benim eğitimde. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler. Bay bay.